Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri Rakka'ya operasyon hazırlığında. Peki Amerika ne diyor? Yanıtını Mehmet Toroğlu canlı yayında verecek. Fransa'da grevler hayatı durma noktasına getirdi. Oradaki havayı da Paris'ten Arzu Çakır aktaracak. İlk başlığımız IŞİD'le mücadele. Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri IŞİD örgütünün ülkedeki kalesi Rakka'nın kuzeyinde yeni bir askeri operasyon başlattığını duyurdu. Peki Amerika bu operasyonu nasıl görüyor? Ayrıntılar için Mehmet Toroğlu karşımızda. Mehmet, Amerikan yönetiminden bir açıklama var mı? Mehtap, Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri şu anda operasyona havadan destek veriyor. Özellikle son birkaç günde Rakka üzerindeki hava saldırılarının yoğunlaştığını görüyoruz. IŞİD'e karşı doğal kararlılık operasyonu sözcüsü Albay Steve Warren, operasyonun şu anda Rakka'nın kuzeyindeki mevzileri kapsadığını bildirdi. Yani şu anda hedef Rakka'nın merkezi değil ama IŞİD'in başkent ilan ettiği, dolayısıyla stratejik önemi çok büyük olan Rakka'nın kalbini, Rakka'nın merkezini IŞİD'den geri almak. Nihai hedef bu. Ancak bunun için aşamalı bir yöntem izleneceğini anlıyoruz. Warren bu hafta başlatılan operasyonu Rakka'yı IŞİD'den özgürleştirmeye hedefinde ilk adım olarak niteledi. Warren, Rakka'yı IŞİD'den temizlemek her zaman için odak noktamız olmayı sürdürüyor dedi. Ama en azından şimdilik, yani operasyonların ilk safhasında amacın doğrudan Rakka'nın ele geçirilmesinden ziyade kentin çevresindeki bölgeleri, köyleri IŞİD'den geri alarak örgütün etrafındaki çemberi daraltmak, örgütü Rakka'da sıkıştırmak olduğunu kaydetti. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'da bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında Rakka çevresinde IŞİD'e karşı kara operasyonları Suriye Demokratik Güçleri tarafından yürütülüyor ve daha önce olduğu gibi şimdi de ortaklarımızın operasyonlarına destek sağlayacağız ifadesini kullandı. Washington Post gazetesi bir haberine göre Rakka'ya operasyon beklentilerinin arttığı bir sırada kentteki IŞİD saflarında da bir panik havası yaşanıyor. Koalisyona ait savaş uçaklarının havadan sivilleri kenti terk etmeye çağıran bildiriler attığı ve IŞİD'in de Rakka'nın dışına seyahat yasağını kaldırdığı yönünde haberler var. Gazeteye göre ismini vermek istemeyen Rakka'daki bir Suriyeli binlerce sivilin kentten kaçtığını söyledi. Ancak bazı batılı yetkililer Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'ya şu anda henüz tam kapsamlı bir operasyon düzenleyecek kapasitede olmadığını belirtiyor. Bu durumda koalisyonun sivil halka kenti terk etmeye çağıran bildirileri neden attığı sorusunu bazı çevrelerde gündeme getirdi. Bazı aktivistler koalisyonu siviller arasında panik yaratmakla suçluyor. IŞİD karşıtı Rakka sessizce katlediliyor adlı gruptan bir aktivist Hamut Almusa, uluslararası koalisyon Rakka halkından kenti terk etmesini istiyorsa onlara güvenli noktalar ve güvenli yollar sunmalı dedi. Ayrıca yerel halkın IŞİD kadar YPG'den de korkuyor göründüğünü belirtti Almusa. Bu operasyonda Amerikan güçlerinin rolü ne olacak? Suriye Demokratik Güçlerinin sözcüsü Amerikalı komandolarında sahadaki güçlerle birlikte hareket ettiğini söylese de Amerikalı yetkililer Amerikan askerlerinin muharip bir rol üstlenmediğini, IŞİD'le bir çatışmaya girmediğini ve bundan sonra da girmeyeceğini önemli altını çiziyor. Yani bu konudaki iddiaları yalanlıyor. Warren, Amerikan özel birlikleri personelinin Suriye Demokratik Güçlerine yardım ve tavsiye desteğine bulunduğunu ancak ön cephede yer almadığını söyledi. Rakka operasyonu dışişleri briefinginde de gündeme geldi. Sözcü Mark Toner'a Rusya Dışişleri Bakanı'nın Moskova'nın Rakka operasyonu kapsamındaki çabaları Kürtler ve Amerika öncülüğündeki koalisyonla koordine etmeye hazır olduğu yönündeki açıklaması soruldu. Toner, Rusya ile şu anda odaklandıkları hususun Suriye'deki ateşkesin sürdürülebilir kılmak ve güçlendirmek olduğunu vurguladı. Rakka'yı IŞİD'in elinden geri almak ve kent içerisinde ulaşım, haberleşme ve malzeme yollarını kapamak için Suriye Demokratik Güçleri'nin çabalarını desteklemeye devam ediyoruz şeklinde bir ifade kullandı Toner. Doğal kararlılık operasyonu sözcüsü Warren da şu anda Rakka konusunda Rusya ile olası bir koordinasyon fikrinin şu anda gündemde olmadığını ifade etti. Mehtap, Rakka operasyonu Kongreden de tepkiler geliyor. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John McCain ve Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Adam Schiff Amerika'nın sesinin sorularını yanıtladı. Şimdi bu röportajları ekrana getiriyoruz. I've heard that there's some activity. I still believe that it's a very difficult undertaking to retake Raqqa. Bazı faaliyetler olduğunu duydum. Rakka'yı geri almanın çok zorlu bir iş olduğunu düşünüyorum ama bazı ilerlemeler sağladık. Şu anda Irak'ta Felluce'ye girmeye yönelik bir çaba yürütülüyor. Zaman içinde Rakka'yı geri alabileceğimizi düşünüyorum ama bu çok büyük ve önemli bir çabayı gerektirecek.
IŞİD kolay pes etmeyecektir. Başkentlerini korumak için sonuna kadar savaşacaklardır. Well, I think it's very positive that we have seen over the last several months the amount of territory controlled by ISIL diminishing. Son birkaç ayda IŞİD'in kontrol ettiği alanların azalması olumlu bir gelişme. Irak'ta %40-45, Suriye'de de %25 toprak kaybettiler. Sonuç olarak sadece saldırılar düzenliyorlar ama küçülüyorlar da. Rakka başkentleri, Rakka'yı geri almak için hala zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ama Rakka çevresinde de toprak kaybediyorlar. Bu bence kuşatmanın başlangıcı. Bence günlerinin sayılı olduklarını biliyorlar. Durdurulmalı ve yenilmeliler. Amerikalı yetkililerin Kürtlerin öncülüğünde Rakka'ya yapacağı operasyona nasıl baktığını aktardı Mehmet Toroğlu. Teşekkürler Mehmet. Bu yılki G7 zirvesi küresel ekonominin ivme kazanmakta zorlandığı bir dönemde mali politikalara yoğunlaşacak. Ancak zirvenin ev sahibi ve dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya, hükümetin tüm çabalarına rağmen ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Nüfusu yaşlanan ve yıllardır süren deflasyon nedeniyle ekonomisi büyüyemeyen Japonya, bir zamanların gözdesi olmaktan çıkıp adeta acınacak hale geldi. Pazar genel olarak daralıyor. Ekonomiyi yeniden canlandırmak çok zor. Büyük yapısal değişiklikler gerekiyor. Bu da zaman alıyor. Bu sorunlarla boğuşan ilk büyük ekonomi Japonya. Bu aynı zamanda ekonomik sorunlara akıllı çözümler bulan ilk ülke olabileceğimiz anlamına da geliyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin mali teşvik, yapısal reform ve parasal genişleme gibi çözüm girişimleri Japon ekonomisini canlandırmaya yetmedi. Shinzo Abe'nin en büyük başarısızlığı yapısal reformlar oldu. Son birkaç yıldır ekonomik yapının yenilenmesi için gereken hiçbir reform yapılamadı. Japonya'nın tüm çabalarına rağmen iş hayatına yeni atılan gençlerden durumu iyi olan emeklilere kadar birçok tüketici harcama yapmaktan kaçınıyor. Shinzo Abe'nin ekonomi politikaları tüketicilerin harcama yapmasını sağlayamadı çünkü insanların geleceği belirsiz. Hükümet başka çözüm yolları aramalı. İktisatçılar negatif faiz oranı uygulamasını, mevduat hesaplarının vergilendirilmesini, şirketlerin maaşları arttırmaya zorlanmasını öneriyor. Ancak kimilerine göre sorun ekonomik olmanın dışında psikolojik. Son 20 yıla baktığınızda ekonominin temelinin, altyapının, hükümet politikalarının da değişmediğini görüyorsunuz. Tüm bu sorunların kaynağında güven eksikliği yatıyor. G7 zirvesinden sonra tüm gözler Japonya Merkez Bankası'na çevrilecek. Banka yöneticileri ekonomik teşvik uygulamaları sonuç verinceye kadar herkesin sabırlı olmasını istiyor. Ekonominin iyileşmemesi durumundaysa daha ciddi önlemlerin devreye sokulması bekleniyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Avrupa'ya uzanıyoruz. Fransa'da hükümetin parlamentodan geçirmek istediği yeni çalışma yasa tasarılarına karşı protestolar dalga dalga yayılıyor. Grevler nedeniyle ülkede benzin kıtlığının yanı sıra elektrik kesintileri ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Arzu Çakır Paris'ten karşımıza, şimdi Fransa'daki son durumu alacağız ondan. Arzu, hayat giderek daha zor hale geliyor anladığımız kadarıyla orada. Nedir son durum, senden dinliyoruz. Giderek zorlaşıyor diyebiliriz açıkçası, çünkü grev üzerine grev ekleniyor. Hükümet zor kullanma yolunu seçti demiştik daha önceki yayınlarımızda. 49'a 3 denilen anayasa maddesini işleterek çalışma reformunu oylamadan geçirmek istedi. Bu kadar tepki duyulan bir çalışma reformunu oylamadan geçirmek isteyince şiddet arttı, poliste çatışmalar arttı. Ardından grevler geldi birbiri ardına. Daha önce rafinerilerdeki grev nedeniyle benzin kuyrukları oluşmuştu. Bugün bu grevlere hükümet geri adım atmaması nedeniyle nükleer santraller eklendi. Nükleer Enerji Sendikası da bugün grevlere katılacağını açıklayınca şimdilik azaltma eğilimindeler, üretimi azaltma eğilimindeler. Fakat üretimi durdurma aşamasına geldiklerinde Fransa gibi bir ülkede elektrik kesintilerinden bile bahseder hale geleceğiz. Yarın büyük gün, yarın önemli bir eylem yapacak çalışanlar. Yarın genel grev var. Bütün Fransa'da herkes sokağa dökülecek çalışanlar. Katılım oranı çok önemli olacak. Hükümet geri adım atacak mı, atmayacak mı? Bunu belirleyecek. Bu büyük günden önce Başbakan Manuel Valls mecliste konuya ilişkin soruları yanıtladı ve geri adım
atmayacaklarını söyledi. Yasaları SJT değil, yani büyük sendika değil, biz yaparız. Hükümetin işidir yasa yapmak. Her zaman kapımız açık ama yasayı geri çekmeyeceğiz. Yasanın belli maddelerinden, ruhun oluşan maddelerinden de geri adım atmayacağız dedi. Bu aslında bir taraftan kapıyı açık bırakırken diğer taraftan da aslında sizin taleplerinize de hayır diyoruz şeklinde bir yanıt. Karşılıklı restleşmeler devam ediyor. Sendikalar yarın dediğim gibi 6-7 sendika birlikte genel greve çıkıyorlar. Yarın Fransa'da yeniden hayat duracak. Grevlere bu geceden itibaren demiryolu, metro grevleri eklenecek. Dolayısıyla elektrik yok. Elektrik kesilme ihtimali var. Benzin yok. Metrolarda eğer kesilirse Fransa'da gerçekten hayat duracak ama henüz tam o noktada değiliz. Hükümet 6 yıl önce yaptığı gibi stoklarını, benzin stoklarını kullanıyor şu anda. 115 benzin stoğundan, hani acil durumlarda kullanılmak üzere tutulan benzin stoğundan 115 günlük stoğun 3 günlüğünü tükettiklerini açıkladı. Bugün Ulaştırma Bakanı daha çok direnebileceklerini söyledi ama çok önemli bir nokta var. Euro 2016 geliyor. Haziran 10'da başlayacak, bir ay sürecek bir futbol şöleni, şölen mi olacak yoksa bu kadar karmaşık bir ortamda mı gerçekleşecek? İşte hükümet ne kadar direnecek? Hepsini karşılıklı restleşmeler ve satranç oyunu aslında sendikalarla hükümet arasında hep birlikte göreceğiz. Evet, Fransa'da hayatın neredeyse durma noktasına getiren grevlerin sokağa yansımasını dinledik Arzu Çakır'dan. Teşekkürler Arzu. Bu canlı bağlantımızda Washington'dan yaptığımız yayının sonuna geliyoruz. Amerika ve dünya gündemiyle yarın yine bu ekranda görüşmek üzere. İyi akşamlar.